Merhabalar arkadaşlar tekrardan. Soru çözümü videolarımıza yine devam ediyoruz. Hemen başlayalım isterseniz zaman kaybetmeden. 13. sorudayız. Siyahlara öner bilenmede mat. Ve 30 saniye süreniz başladı. Siyahlar oynuyor. Bilenmede mat ödüyor. Bu da yine taktik yani matlardan bir tanesi. Merdiven matı gibi işte önceki soruda karşımıza çıkan Arap matı gibi bir mat. Ben buna hemen bulunuzu tahmin ediyorum. Evet, süremiz doldu. Ya hemen neye bakıyoruz? Burada aletlerimiz neler? Ne işimize yarar? Tutup da şu piyonları incelememize gerek var mı? Hayır. Bir vezirim, bir filim var. Neyle şah çekebilirim? Vezirle de, fille de, fille şah çekersem ne oluyor? Fille şah çekersem ne oluyor? Rakip şah beni alıyor, olmuyor. Vezirle şah çekersem mat mı? Evet. Bir koridor matı. Şimdi buraya kaçamaz mı? Hayır. Siyah bir burayı koydu işte. Hemen yeni sorumuza geçelim. Lord North. Süreniz başladı. Evet arkadaşlar. Bu arada siz sağ taraftan yapıyorsunuz. Ben buraya dizlerken siz sağ taraftan düşünüyorsunuz. Bu tarz hani hareketli tahtalarda ben çözerken gösteriyorum. Hani taşla oynatabileceğim tahtalarda gösteriyorum. Ama siz hani soru çözerken karşınızda bu tarz hani, kağıtlamış gibi hani taşla oynatamadığınız sorularla karşılaştığınız için hani buna da alışmanız gerekiyor. Ben yine soru çözümü videolarında soruyu çözerken yine hani, yeşil oklarla falan gösterebildiğim için yani, çok yararlı olduğu için aslında biraz daha hani anlamanızı kolaylaştırdığı için çözerken bu hareketli tahtalarda çözüyorum. O da bir dipnot olsun size. Siyah oynar bir hamle mat. Yine önceki soruya benzeyen bir soru. Koridor matı. Ben bu kaleyi buraya alırsam yine her zamanki gibi unuttum siyahlara vermeyen diye. Ben bu kaleyi buraya alırsam mat olur mu? Olur. İncelemeye gerek bile yok. Buraya kaçamıyor zaten. Evet. Kaçtayız? En son 14. sorumuza baktık. Evet, gördüğünüz gibi artık orta düzey bir hamleli matları geçiyoruz. Hemen üzerim zor düzey bir hamleli matları geçiyoruz. Orta düzeyi hallettik. Beyazlar oynar bir hamlede mat. Hadi bakalım. Süreniz başladı. Bakalım. Beyazlar oynar bir hamlede mat. Bakın bu sefer de beyazlara geçtik. O yüzden siyahları düşünmeyin. Beyazlardayken beyazları. Evet. Beyazlar oynar bir hamlede mat. Koluma hizmetlik hiçbir yere kaçamıyor.
Nereden şah çekebilirim? İki farklı şah çekebileceğim ters var. Birincisi kale. Fille kaleyi yiyerek şah çekebilirim ama mantıklı mı? Hemen baktığınızda mantıksız olduğunu bulacaksınızdır. Çünkü hemen yiyebilir. Hemen kurtulabilir. O yüzden mantık değil. Yere ne kaldı? Kale. Hemen kale h8 güzel bir mat. Hani bu pozisyonları da mümkün olduğunca aklınıza kazınmaya çalışın. Hani ben çözdükçe iyice aklınıza kazınacağına eminim. Ama bunlardan gerçek oyunlarda da çok fazla karşımıza hani bu tarz pozisyonlara ulaşabiliyoruz hızlıca. 2. Ben dizene kadar. Tabii ben dizene kadar yaklaşık 30-45 saniye falan geçiyor zaten. 30 saniye falan. O yüzden ben dizince hemen başlayalım. Oyunumuz bir şey var mı? Evet. Beyazlar oynar bir hamle dama at. Konuma ne izliyoruz? G dikenine hiçbir şekilde zaten beyaz siyah kaçamaz. Kale tarafından korumalı çünkü. Buraya da kaçamaz. Fil görüyor. Buraya kaçabilir. Sadece. Bunu hemen baktığımızda, biraz baktığımızda, hani izlettiğimizde göreceğiz. Peki benim şah çekebileceğim taşlar neler? Vezir ve kale gibi gözüküyor burada ilk bakışta. Hani şimdi hangisi mantıklı diye sormuyorum. Hani burada hepsini tek tek bakmanız lazım. En mantıklısından en mantıksızına. Bu neye hani ileride bütün sorularda 4 tane mat çözerken, 3 tane mat çözerken hani illa hepsine bakacağız diye bir zorunluluk yok tabi ama hani bunu şunun için söylüyorum. Alışkanlık edinmeniz için çünkü ha 2 hamle 3 hamle sorularda biraz ortalarında zor düzeylerinde ha bu olmaz deyip geçiyorsunuz ama aslında o olabiliyor. Çünkü hani onu feda ediyorsunuz aslında. İlerleyen sorularda bir hamle mat sorularında feda olmaz tabii ki ama 2 hamle 3 hamle sorularda fedalı sorularda hani ben bunu buraya koydum da benim taşımı yediği için bu olmaz gibi düşünmüyorsunuz. En mantıklı gördüğünüzden en mantıksız olana kadar hepsini analiz ediyorsunuz. O yüzden mesela bir de kaleyle şah çekmek size belki mantıksız gelir ya da vezirle şah çekmek mantıksız gelir ama hemen kafanızdan elemeyin. Hepsine tek tek bakın. Alışkanlık olsun diye söylüyorum size. Evet. Dediğim gibi eğer korumalıydı kaleyle şah çekersek ne oluyordu? Buraya kaçabileceği bir yer burasıydı. Hani burayı kırmızıyla işaretlemiştim hatırlarsınız. Buraya kaçabiliyordu ya da ne yapabiliyordu? Benim kalemi yiyebiliyor rakibi atı. Bunu ne yapabilirim? Başka ne var? Veziri deneyelim. Veziri ben buraya gelirsem arka tarafa kaçamıyor. Kale koruyor. Buraya da gelemez. Neden? Bakın vezirle tuttum burayı. Yani ne yaptım? Hem şah çektim hem de rakibin kaçabileceği tek yer olan 8 karesini koruma altına aldım. Ve öylece mat ettim. Yeni yiyeceği bir taş da yok. Mat. Evet, orta düzey matlarla devam ediyoruz. Özellikle zor düzey bir hamleli matlarla devam ediyoruz. Beyazlar öner bir hamleli mat. Şimdi de başlayalım. Yanlış dediğimiz bir şey yok. Hadi başlayalım.
Beyaz Öner bile Emre Demez. Bakın, orta düzeyliğin başlarında çözdüğümüz sorulara çok benziyor bu kalıp. Baktığımızda ne görüyoruz? Her yer tutuldu değil mi? O zaman nereden şah çekeceğiz? Fille şah çeksek olur mu? Yo, kaç oluyor mu? Olmaz. Neden? Bizi yiyebiliyor. Bakın, şahtan kurtulmanın tek yolu kaçmak değildi. Hani şahtan kurtulmanın yollarını biliyorsunuzdur. Kaç, kurtul, özellikle kaç, perdere şah çekerdi. Siye. Buradan yaptığında kaçamıyor ama şah çeken taşı yiyebiliyor. Hatta perde yiyebiliyor da niye perde desin? O yüzden burada olmuyor. Kaleye denesek yine dediğimiz gibi şah çeken taşı yiyebilir. D7'yi alsan olmaz. Vezir kalıyor. Ama hocam vezirle şah çekerseniz olur mu? Burayı boş bırakır mıyız? Hayır. Ama buradan şah çektiğinizde burayı yine görüyorsunuz. Buradayken de burayı görüyordunuz. Buradayken de gördüğünüz için mat oluyor. Hemen geçiyorum. 4. Hadi bakalım. Son sorularımızı çözelim. Beyaz Öner bir hamle edemez. Hadi bakalım. Bir tane aletimiz var ama rakibin şahına yakın çok güzel 3 tane piyonumuz var. Bu 3 piyon rakibin şahını kaçma olarak kısıtlamada çok fazla işimize yarıyor. Ama yine de burası boşta. Yani bak, buralar yeşil ile gösterdiğim yerler rakip şahın kaçamayacağı yerler ama burası tutulu. O zaman öyle bir yerden şah çekin ki hem bu kırmızı boyadığın D6 kayısı tutulsun, hem de rakibe şah çekelim. Yani genel bu ne demek oluyor? Genel olarak genelde o şeyden şah çekmemiz lazım. O karenin olduğu yatay ilke ya da çapraz neredeyse oradan şah çekmemiz gerekiyor demek oluyor. Bunlardan olabilir iki tane yer var. Birincisi zaten bu. Bundan oluyor mu? Burayı tuttuk mu? Tuttuk. Evet, burası artık yeşil ama nereleri verdik? Buraları verdik bu sefer de. Buralar artık korumalı değil. Hani ben size demiştim ya önceki videolarımda. Güzel bir yeri koruyorsa bir taşınız, onunla şah çekerken iki kere düşünün diye. Mesela burayı düzelteyim derken bu sefer burayı bozduk. O yüzden burayı bozmadan nasıl burayı tutarak şah çekeriz? O da kale, vezir, B4'e. Buradan şah tutuyoruz. Buralar zaten korumalıydı. Veziri yiyebilir mi? Hayır, yiyemez. Evet arkadaşlar, bu dersimiz de burada bitiyor. Soru çözümlerini, yani soruları çok detaylı anlatıyorum. Dediğimiz gibi hani önceki derslerde bir hamlenin matlar orta düzey soruları çözüyorduk. Bakın bugün bir hamleli matlar zor düzeye geçeceğiz. Bundan sonra iki hamleli matlar kolay düzeye başlayacağız. İşte iki hamleli matlar da bitince kolay orta zoru üç hamleli matlara başlayacağız. Sonra taş kazançlarına falan geçeceğiz. Yani seviye seviye. Tamam. Görüşmek üzere.